Kur'an-ı Kerim'de boşanan eşlerin bir müddet aynı evin içinde bulunmalarından bahsediliyor. Bu meseleyi açıklar mısınız? Hem boşanmışlar hem aynı evde duruyorlar. Nasıl olur? E şimdi erkek karısını boşarsa kadın iddetini bitirinceye kadar evden çıkmaz. Talak suresinde Allahü Teala bunu açıkça belirtiyor. Çünkü orada kadın evden çıkmaması ailenin yeniden kurulmasına imkan sağlaması içindir. Yani şimdi kadın evden gittiği zaman araya başka insanlar girer ve aile düzelecekken yani o problem çözülecekken çözülecekken çözümsüz hale gelir. E, aynı evde durdukları zaman hakemler gelir orada Nisa Suresinin 35. ayetine göre hakemler gelir iki tarafı dinler ailen hakemleri ve onları barıştırmaya çalışırlar. Barışma imkanları yoksa sürenin sonunda güzellikle ayrılırlar ya da sürenin sonuna kadar tekrar birleşme imkanları vardır. Bu sadece yani fıtri bir çözüm. Yani aynı evi paylaşıyorsunuz, kadın erkek, ayrı yataklarda yatıyorsunuz. Her an için karşılıklı şeyle yani bir karar vererek bu aileyi yeniden devam ettirme imkanınız var. Üç ayda az bir zaman değil, bu zaman içerisinde eğer problem ciddi boyutlarda değilse çözülür. Bir de araya da hakemler, böyle tarafları tanıyan insanlar girerse çözülür. E bütün bu psikolojik şartlara rağmen problem çözülemiyorsa o zaman da ayrılmaları gerekir. Yani bu ailenin devamını sağlamak için, Cenab-ı Hak zaten o şeyde, Talak suresinin birinci ayetinde diyor ki, La tedrii, la allahu yohdith ibade dalik emra. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir şey ortaya çıkaracaktır. Yani aranızdaki sevgiyi tekrar oluşturacaktır. Yani bazılar zannediyor ki bu kadının beklemesi, efendim çocuğu var mı yok mu olsun diye, onun için beklemeye lüzum yok. bir kere adet görmesiyle ortaya çıkar. Adet görüyorsa demek ki hamile kalmamıştır.